Herkese merhabalar sevgili dostlar. Adana yarış programı 13 Kasım tahminleriyle pazar günü yarışlarının tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. 10 ee, koşul bir program bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Ee, bunu belirterekten başlayalım. İstanbul ve Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Ee, abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyelim. 10 koşu başlayalım. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 çim pist yarış arkadaşlar koşulacak burada. 11 safkan altı dıgan yani ilk ayağı olacak diyelim. 2 numara Batmacı Okan'la başlayacağız. Batmacı Okan son yarış 14 bin evvel 3. oldu. Birinci 8. idi ama Çin pistteki diğer yarışında 4. gelmişti. İki yarıştır Çin'de iyi gidiyor diyebiliriz. Safkan'ı burada yazmakta fayda görüyorum. Başka pistte de olsa Bona Fortuna 1.18.84 ile en iyi dereceye sahip. 3 numaralı Safkan kesinlikle değerlendirmeye alalım yazalım derim. Ondan sonra Mehmet Salih Çelik'le birlikte e, Şirin Goma 7 numaralı safkan. 14 gün evvel 3. oldu. Bir önceki idi. 2.ydi. E, yazılması gerektiğini düşündüğümüz safkanlar yine. Son olarak bir isim daha dahil edecekler. Müslüm Çeyim İnce'ye bir 3. olan safkan. E, Prenses Namrun 10 numaralı safkanını da değerlendirmeye alabilirsiniz. Bu şekilde bir e, sıralamayla gidebiliriz. Yani 2-3-7-10 şeklinde arkadaşlar bir oyun burada verebiliriz sizlere. İkinci koşuya gelelim. Şart 4. 4 yukarı atları, 1300 çim pisti yarışı arkadaşlar. Burada baktığımızda 12 safkan start alacak. 2 numara Gardal Gülü. Bir hafta evvelki ikinciliğiyle dikkat çeken. 1.24 87'lik derecesiyle dikkat çeken bir safkan. ilk önerimiz olacaktır burada sizlere. 2 numara Gardal Gülü. Peşi sıra hemen burada Mehmet Salih Çelik'in bineceği Bertan'ı görüyoruz. 3 numara Ulu Batır'ı görüyoruz Müslüm Şerik'le birlikte. Bu safkanlara dikkat etmemiz lazım. Ee, Süleyman 6 numara Mehmet Akyavuzlu olmazsa olmaz kesinlikle yazılması gereken bir safkan konumunda. Yani 2, 3, 4, 6 diyebiliriz buraya. Bir de arkadaşlar 11 numara Sinanlı'ya dikkat edelim. 5 gün evvel 4. olduğu düşük bir kiloda start alıyor. Kısa mesafede iyi bir start alırsa 5 gün arasına rağmen burada süper bir yarış çıkartabilir diye düşünüyorum bu safkanı. Bu mesafede 1.24.41 başka pistte de olsa iyi bir derecesi var. Tabii ki Süleyman da çok formda. 1.24.33 onun da geçmişte bir derecesi var. Bu yüzden burada açıkçası öncelik olarak Sinanlı'yı daha sonraya bıraktık. Onu belirtmiş olayım. Üçüncü koşu şart 4. 3 yaşlı İngilizler 1900 Çin pist yarışı arkadaşlar. Burada baktığımızda start alan 12 adet safkan olduğunu görürüz. Bu 12 safkan içerisinde benim favorim Fast One 2 numara tek veriyorum sizlere. 3 yarıştır kazanan bir ismi tek vermesek olmaz herhalde. 1.58-50 en iyi derecesiyle birlikte burada grubun içerisinde en iyi safkanlardan birisi diyebiliriz bu mesafede. Tabii ki iyi koşacağını düşündüğüm başka isimler de var burada. Örneğin Batı Kasırgası'ndan iyi performans bekleyebiliriz Nizamettin böyle birlikte. Ondan sonra Towards Victory 5 numara, 4 numara Smyrna Storm e, ve 10 numara Flying Wing isimli safganların burada iyi yarış koşabileceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi 2 e, numara Fast One e, burada 2 numaralı safgan arkadaşlar favorimdir. Çok net bir şekilde bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. E, diğerleri tabeladaki sıralamayı belirleyecektir herhalde diyorum. 2 numarayı tek veriyorum sizlere. 3. koşuda ilk altının 3. ayağında. Gelelim 4. koşuya. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı arkadaşlar. Bu da Müslüm Çelik ile birlikte e, Rockstar arkadaşlar 5 numara. E, yarış koştu 24 gün evvel bir ikinci var. Bir yarışı dördüncüydü. Bu yarışta bizim için favori diyebiliriz. Tek geçmek isteyenler varsa bu koşuda yani özellikle bir yeri bağlamıyor. ikinci altılığı bağlamadığı için söylüyorum ama isteyenler tek geçebilirler bu safkanı. Rakipleri var. Çok kuvvetli rakipler var. Özellikle değinmemiz gereken Mehmet Salih Çeyn'in minciği. Aşkı Sarı 7 numara. Çin pistteki performansı özellikle çok iyi olan bir safkan. Son Çin yarışı ikinci geldi. 1.18.73'lük bir kayda değer derecesinde mevcut bu safkanın. Emrah Sincan'la birlikte Çelik Yelek 3. oldu ilk yarışında. 1.23.99 yaptı. Çok daha iyi dereceler yapılabilir. İşte onun için burada bir fırsat yarışı olacaktır. Ve ilk yarıştır ikinci olan hiç çime çıkmamış bir safkan. Big Moon Nizamettin Demir'le birlikte ile denenebilir arkadaşlar burada. Öncelik sıralamamız da aynı bu şekildedir. 5-7-2-1 şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar bu koşuyu. Ee, Tarsus rüzgarından da bu arada beklentiniz varsa 11 numaradan onu da isteyenler geniş kuponda yazabilir. Onu da e, atlamışız. Onu da belirteyim. 11 numarayı da isteyenler yazabilirler arkadaşlar. 5. koşuya gelelim. 16 handikap 4 yaş Araplar 1400 kompist yarışı. Bir hafta evvel kazanan bir isim arkadaşlar. Özak'ın 5 numaralı Safkan. E, burada ilk e, vereceğimiz isim de sizlere. Çin pistte son iki yarış 6. gelse de bir önceki yarışlarında bir çimde 3.lüğü de var. Dikkat edelim. Mehmet Salih Çelik'le birlikte 6 numara Mirdar. Son yarış 19 gün evvel kazanan bir önceki yarış 3. gelen bir Safkan yine burada yazılması gerektiğini düşünüyorum bu ismin. Ee, daha sonra bir süredir çime çıkmadı ama 1.3703'lük derecesi olan bir safganla devam edeceğim arkadaşlar. Burada sizlerle e, Emrah Sican'la birlikte Pekalp diyeceğim. 7 numaralı safkana yazalım burada. E, bu safkana da 21 gün evvel 5. olması itibariyle 1.37'lerde derecesi var burada. E, şans veriyorum son yarışları kötü gelen Sarraf Baba bir 36-44'lük derecesi var. Safkan bu dereceyi tekrarlayabilirse eğer burada iyi performans izleyebiliriz. Bu isimden de Sarraf Baba'dan bakalım bu yarışta mesafe ona uygun olduğu için geniş kuponda şans veriyoruz bu isme de arkadaşlar. 5 6 7 3 şeklinde bir öncelik sıralamamız vardır diyorum. Bu koşuda Geçelim 6. koşuya. 15 handikap 3 yukarı İngilizler. 1300 çim pist yarışı arkadaşlar. Burada 12 adet safkan start alacak. 12 safkan içerisinde. ben Müslüm Şevk'le birlikte Blue Valentine 10 numaralı safkana dikkat çekeceğim. Sizler için arkadaşlar. 17 gün evvel 5. olan bir önceki 2 çim yarışında kazanan bir safkan olması itibariyle. Burada şansını çok yüksek görüyorum safkanın bu mesafede çok etkili bir isimle devam edeceğiz. Cihan Bedel 4 numara Nizamettin Demir Lapranti ile start alacak. Bir hafta evvel 5. oldu Safkan. Ancak bu mesafede çok etkili olduğu için öncelik ona veriyorum. 10 numaradan sonra 4 numarayı yazalım arkadaşlar. daha sonra at yazmak isteyenler Mehmet Salim içeriğin bineceği 2 numara Bocek ve burada Miss Steel 6 numara, 5 numara Saadet Sultan ve 7 numara Razbataz gibi safkanları arkadaşlar ilave edebilirsiniz e, diye düşünüyorum bu koşu için. E, şöyle söyleyelim tekrardan öncelik verelim. 10 numarayla başlıyoruz. 4 numarayla devam ediyoruz. Daha sonrasında eee 2 numara ve peşine 5 numara 6 ve 7 numara olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir sırayla gidebilirsiniz diye tahmin ediyorum genişletirken kuponu. Gelelim arkadaşlar 7. koşuya şart 5 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1300 çim pist yarışı izleyeceğiz arkadaşlar. Burada ben açıkçası bir safkanı diğerlerinden bir adım önde görüyorum. Siz belki farklı bir değerlendirmede bulunabilirsiniz ama Blaze the Great 2 numara Mehmet Akgöz 19 gün evvel kazandığı çim pist yarışı ile birlikte 1.18 76'lık bir derecesi var. galibiyet elde edebileceğini düşünüyorum yine burada. Blaze the Great'i favori olarak görüyorum arkadaşlar tek verebiliriz. Yanına at isteyenler bir numara Mountain e, ve altı numara King of the Rose isimli safkanları da değerlendirmeye alabilirler. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. 2 numarayı ben tek olarak görüyorum arkadaşlar bu yarışta. Tabii ki bir saniye daha iyi Mountain'ın derecesi, bir numaranın derecesi. Ee, onu da bu yüzden özellikle burada e, işimizi zorlaştıracak Safkan olduğunu söyleyebiliriz ama Mehmet Akkabuz'un ben e, tecrübesinin burada ortaya çıkacağını ve e, birazcık daha jokeylik farkıyla yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. E, tabii King of the Rose'u da söyleyebilirsiniz. Hani burada işte bir 18-56'sı var başka pistte de olsa ama yine de ee, ya yani bu ufak farklar King of the Rose'la Blaze the Great'teki o ufak farkın sebebi yarışın genel temposu ve virajlardan dolayı kaynaklanan bir fark olabileceği için e, Yani hatta şöyle size göstermiş olayım Ankara bakınız Ankara virajını hepiniz biliyorsunuz yani Ankara'yla ile bu Adana virajı arasında çok ciddi fark oluyor Onun için bu tarz e, durumlarda e, virajların farkını birazcık gözetmek lazım ya yani çok da bu e, Ufak farklara takılmayalım aradaki yarış içerisinde değişecektir diye düşünüyorum. O yüzden 2 numara benim favorim. 1 ve 6 e, numarayı da değerlendirmek isteyenler yazabilirler. 8. koşuya gelelim. Kısa vade 8 bir yarış 3 çıkarın gezer 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada Yıldız uzun bir arayla ilk defa geleceğini tekrardan start alacağını e, hatırlatarak başlayalım. Aynı zamanda Silver Cloud'da 53 günlük bir aranın ardından start alacak bu iki safkan da uzun bir arayla geliyorlar. Bunu bir şey olalım. Silver Cloud'un Incurious de var burada Yılmaz birlikte start alacak. Tabii ki zor bir yarış olacağını düşünüyorum ben bütün safkanlar için. ama benim burada bir favorim var ve bu favoriyi bu sefer altılı için burada bir banko isim olarak görüyorum. Özellikle de bir numara Silver Cloud ve 2 numara Yıldızan uzun arayla geldikleri için burada daha kısa zamanda koşmuş hazır bir safkan Macau 8 numara 24 gün arası da var 5 gün evvel şey en son 5. oldu 24 gün evvel çok özür dilerim. Üstün Çerikli birlikte 8 numara Macau bu yarışı kazanacaktır diyorum. Compiler 5 numara, 1 numara Silver Cloud ve 2 numara Yıldız da tabelada kendilerine yer bulabileceklerini düşünüyorum e, diyerek burayı geçelim arkadaşlar. 8 numara tek dedik. 9. koşuya geliyorum arkadaşlar. Mengden 2 yaş İngilizler, 1300 için pist yarışı. 2 numara London ile başlayacağım arkadaşlar bu koşudan. devamını Kurt Erekür, Sins Mehmet Saatçek ile birlikte Touch of Power 5 numarayla devam edeceğim. E, bu iki safkan yeterlidir. Genişletmek isteyenler 1 numara Elsanslar ve 9 numara Selex isimli safkanları buraya ilave edebilirler diyorum. Bir de 11 numara The Gift'i de yazabilirsiniz. 10. koşu şart 5 3 yaşlı araplar 1300 için pist arkadaşlar. E, 2 numara Baba Balıkan. E, i̇ki yarıştır kazanan bir isim olarak burada benim favorim diyebilirim. Yanında Gök Gökkara 5 numara Mehmet Akyobuz'la birlikte tercih edeceğiz. E, bu iki safkanı yazdıktan sonra ee, bal balam 8 numarayı isteyenler yazsın. ile birlikte uçan adamla birlikte startlıyor ki uçan adam da çok iyi durumda. Uçan adam özellikle burada dikkat edilmesi lazım. Kurtel ekörüsü safkanları. Ee, benim buradaki önerim arkadaşlar sizlere 2-5 11 şeklinde ya da 2-5-8 şeklinde fark etmeksizin söyleyebiliriz bunu. Ee, hadi 11 diyelim. Daha yüksek handikap olduğu için öne çıkaralım. Ee, 2-5-11 şeklinde arkadaşlar burayı veriyorum. Bu üç safkanı yazarsak kesinlikle kazanırız diyorum. Burada bu yarışı geçeriz diyorum. Ee, bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videolar İstanbul ve Elazığ tahminleri de hazırdır. Yayınlanır. Onları da seyredebilirsiniz diyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.